Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni transferimiz Mert Hakan Yandaş bugün ilk kez sizlerin karşısına çıkıyor. Sorularınızı cevaplıyor olacak. İlk olarak isterseniz burada olmaktan, Fenerbahçe çatısı altında olmaktan neler hissettiğiyle ilgili görüşleriyle başlayalım. Sonrasında sorularınıza geçelim. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya geldiğim ilk günden beri gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissediyorum. Bu çatı altında, bu armanın altında, bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak çok mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm. Sorulara geçelim. İlk olarak Volkan Bey'le başlayalım. Bugün doğum günü. Doğum günü de kutlayalım buradan. Doğum günü. İlk soru hakkında onu verelim. Mikrofon geliyor. Buyurun. Volkan Demir, sabah hayırlı olsun Mert. Teşekkür ederim. Şunu soracağım. Fenerbahçe'de hep en üst seviye oyuncular görev yapıyor ve işte bugün Luis Gustavo'nun belki yarın öbür gün Jose Sosa'nın katıldığı bir orta saha rotasyonuna dahil oldum. Ki aynı şekilde milli takım seviyesine kaptanlık yapan Ozan Tufan gibi bir rakibin de var diyeceğim. Saha içerisinde tırnak içinde takımdaşsınız ama forma için rakipsiniz. Bu rotasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olarak görüyor musun kendini? Ya yönetimimiz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Her şeye rağmen gerçekten mükemmel işler yapıyorlar. Ben de buraya bu rekabetin farkında olarak geldim. Nasıl olsa zaten Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü ve takım arkadaşlarım içinde rekabet tabii ki olacak. Ben de kendimi o rekabet içinde geliştirmek için buralara geldim ve tabii ki ilk 11'i oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İyi çalışıyoruz zaten. Takdir zaten hocamızın. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur ki şu anda gerçekten de öyle bir ortam var. Ahmet Selim Kulağı Spor. Mert, çok tartışılan bir transfer sürecin oldu ki bu süreçte de Emre Bölezoğlu'yla anlattın sen de. Görüşmelerin oldu, diyalogların oldu ki kendisine hayranlığını da her fırsatta dile getiriyorsun. Emre ile yaşadıklarına dair o süreçte bize verebileceğin kadar detay verebilir misin? Bir de tabii ki seninle ilgili Fenerbahçe transfer olduktan sonra bazı sosyal medyada yazışmalar ortaya atıldı, seninle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bu süreçler seni nasıl etkiledi, neler hissettirdi? Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Ya o ilk önce o konuyla ilgili, sosyal medyaya düşen konuyla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Zaten savcılığa suç duyurusunda bulundum. Onunla ilgili söyleyebileceğim tek şey, vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu görmüş oldum. O yüzden çok mutluyum. Diğer konuda da Emre abi biliyorsunuz bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından, bana göre de en büyük orta sahası. Bunu her zaman ufaklığımdan beri dile getirmiş biriyim. Üçüncü liglerde oynarken de, Süper Lig'de oynarken de onun ağzından benimle ilgili, benim futbolculuğumla, saha içindeki duruşumla ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Transfer sürecinde görüşürken gerçekten çok samimi ve çok içten biri. Onu uzaktan tanıyan herkes bilir ve yakından da gördüğünüzde tam anlatıldığı gibi inanılmaz biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslı olduğumu hissediyorum. Ondan öğreneceğim tabii ki çok şey var. Saha içinde birlikte mücadele etsek benim için çok daha büyük şans olabilirdi. Ama saha dışında da yine inanılmaz başladı her şeye. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak. Barış Bey. Mert Hakan, öncelikle hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Barış Şehirlioğlu, Ajans Spor. Emre Belezoğlu dışında Fenerbahçe'yi tercih etmen de hangi faktörler etkili oldu? Ya Fenerbahçe beni istemesi tabii ki çok büyük onur ve gurur. Fenerbahçe'yi tercih etmek demeyelim. Fenerbahçe'nin beni istemesi, benim de onların duruşunda her zaman söyledikleri sözlerin arkasında durması ve bulunan aile ortamı beni çok mutlu etti. Gördüğüm şeyler ve söylenen sözlerin, konuşulan her şeyin arkalarında durmaları, tercih demeyelim de Fenerbahçe'ye gelmemi ön etken oldu diyebilirim. Yaz Bey. Mert hayırlı olsun. Yaz Sabuncu, OTT Spor. Şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Süper Lig anlamında, Türkiye Kupası'nda çok sert bir sezon geçti her takım için. Buraya gelir gelmez, teknik direktör de değişti bu sezon Fenerbahçe'de. Erol Hoca ile aranda nasıl bir diyalog oldu? Seni nasıl karşıladı? Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Teşekkür ederim.
Samandıra'da hocamın yanına gittim ilk görüşmemizde. Sarıldık. İkimiz için de yeni bir başlangıç biliyorsunuz. Gerçekten dün de benim doğum günümdü. Bir teşekkür ederim. Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken orada oluşan bir aile ortamımız vardı. Gerçekten herkes birbiri için bir şeyler yapmak için can atıyordu. Burada da bu kısa sürede gerçekten öyle bir ortam yakaladık. Dün de görüldüğü gibi. Bence bu başarıdaki en büyük etken aile olabilmekte. Çünkü birbiriniz için bir şey yapmak isterseniz o an birlikte olduğunuzda kimse sizin önünüze geçemez. Bence şu, bu sene Fenerbahçe'nin yakalayabileceği en büyük şans bu. Şu andan itibaren yakaladık. Yeni gelen oyuncularımız da bunu hemen hissediyorlar. Ben yeni gelmeme rağmen sanki yıllardır buradaymışım gibi beni içlerine aldılar. O yüzden başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum. Aile ortamını şimdiden oluşturduk. Hem teknik ekibimizle hem de futbolcu kardeşlerimizle birlikte. Mert Bey. Mert, hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Doğum gününde, geçmiş doğum gününde kutlayalım. Teşekkürler. Mert, geçmiş dönemden bahsettin. Sivasspor'da çok iyi bir hava yakalamıştık dedin. Emre Kılınç'la müthiş bir ilişkiniz vardı. Kardeş gibiydiniz. O Galatasaray'a gitti, sen Fenerbahçe'ye. Bununla ilgili ne söylersin, konuşuyor musunuz Emre'yle? Merak ediyorum. İkinci sorumda, çok yetenekli bir oyuncusun. Belki de babadan gelen bir yetenek. Bir gün futbola başladığında diyeyim, buralarda olacağını hayal ediyor muydun? Bununla ilgili ne söylersin? Teşekkürler. Teşekkür. Ya profesyonel hayat, Emre her zaman benim görüşeceğim, dediğiniz gibi kardeşim olarak gördüğüm biri. Zaten sürekli de irtibat halindeyiz, hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah onun için de her şey çok çok güzel olur. İstediği her şeye inşallah ulaşır bulunduğu ortamda. Her zaman görüşeceğim. İstanbul'da birlikte olmamız da ayrıldığımız anlamına gelmiyor aslında. Orada da görüşeceğiz. Dediğim gibi inşallah her şey onun için güzel olur. Hayal kısmına gelince de benim ilginç bir serüvenim var aslında futbol hayatımda. Zor dönemlerden geçtim. Üçüncü lig, ikinci lig, süper lig, onun içinde yaşadığım sakatlıklar. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim, pes etmedim. Pes etmedim ve çalıştım. Çalıştığımda da buralara gelebileceğimi tabii ki düşünüyorsun, hayal ediyorsun ama şansın da yanında gitmek zorunda. Geçen sene de Rıza hocamız sağ olsun geldi, bana güvendi ve formayı verdi. Bir gün bunların olabileceğini tabii ki düşünüyordum. Onun için hayatım boyunca hiçbir zaman vazgeçmedim. Çalışmaktan ve hayal kurmaktan vazgeçmedim. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim. Çok mutluyum. Süleyman Bey. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Süleyman Arat'tan görüşten. Geçtiğimiz sezonun en önemli çıkış yapan oyuncususun ve yılın transferisin bana göre. Yani uzun yıllardır bu işi yapıyorum. O yüzden de her sene bu tür olaylar yaşanıyor transfer döneminde. Sezonun en önemli transferi biraz tatsızlıklara sahne oluyor. Bu sene de öyle oldu. Senin gibi genç bir futbolcunun gözünden bu tür olaylar nasıl görülüyor? Yani üzülüyor mu? Daha mı fazla motive ediyor? Gelecekte yaşanmaması için belki önemli bir mesajın olabilir. Bunları duymak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Aslında Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı bu yaşanan olaylar. Beni sahiplenmeleri, benim de Fenerbahçe'yi sahiplenmem. Tabii ki gelirken de bu sahiplenme başlamıştı. Ama bu olayların, bu tatsız şeylerin yaşanması bizi birbirimize daha çok bağladı. Şimdi asıl olan olay benim saha içinde bu bağlılığımı ve Fenerbahçe'nin bana olan güvenini, karşılığını vermek. O olayları konuşmak istemiyorum. Keşke yaşanmasaydı. Bence yaşanmamalı zaten. Profesyonel hayat, her şey olabilir. Transfer süreci ülkemizde birçok kez de örneği yaşandı. Başkanımız zaten bu konuyla ilgili çok güzel açıklamalar yaptı ve bunun üstüne benim konuşmam çok anlamlı olmaz artık. Çünkü polemiklerden uzak kalmak istiyorum. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Dediğim gibi sahaya çıkıp bir an önce karşılığını vermek istiyorum. Temennim bir daha bunların, böyle şeylerin yaşanmaması. Çünkü hepimiz bu ülkenin insanlarıyız ve yarın öbür gün yüz yüze bakacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Su abi. Suya göreniz olacaksınız. Hayırlı olsun. Teşekkür. Şunu sormak istiyorum. Taraflara değinmek istiyorum öncelikle. Uzun süredir Fenerbahçe'ye kupaya hasret. Kupalara hasret hatta. Şimdi bir de pandemi dönemi var. Taraftardan uzak. Her kulüp gibi. Ama bunu Fenerbahçe için bir dezavantaj olarak görüyor musunuz? Çünkü camiye bu sene özellikle inanılmaz kenetlenmiş durumda. Bunu nasıl değerlendirirsin? Teşekkür ederim.
Ya Fenerbahçe için taraftar gerçekten çok önemli. Biz diğer takımlarla Kadıköy'e gittiğimizde en büyük atmosferin, en büyük baskının orada olduğunu her zaman futbolcular arasında konuşurduk. Şu anda da inanılmaz bir ortam oluştu ve çok büyük bir heyecan var. Ligin başlamasıyla birlikte şampiyonluk adına istenilen heyecan, coşku, yapılan işler gerçekten çok önemli. Taraftarımız olsa bizim için gerçekten çok çok büyük bir etken olacaktı. Ama onların desteğini dışarıdan da hissedeceğiz. Malum bir süreç var. İnşallah en kısa zamanda atlatırız ve onlar da bizim yanımızda olur. Tabii ki bence her takım için aynı ortam var ama Fenerbahçe için bu sene çok farklı bir heyecan oluştuğundan bizim için daha farklı olabilirdi taraftarımızın yanında olması. Yine de onların desteğini her türlü yanımızda hissediyoruz. Mehmet Emin Uç. Evet, hoş geldin öncelikle. Tamam. 2017-2018 sezon olması lazım. Senin sakatlıklarla boğuştun dönem. O zaman arkadaşlarımız Sivas'ta röportaj yapmak için gelmişlerdi. Başka isimlerle. Takım arkadaşlarım senden bahsediyordu. Bizde de Mert Hakan var. Aslında onu görmüş. Eğer bu sıkıntıları yaşamamış olsaydın daha önce Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyor musun? İlk sorun bu. İkincisi de hücum hattının birçok farklı bölgesinde görev alabiliyorsun. Kendini en iyi, en güçlü hissettiğin, en verimli hissettiğin mevki senin için neresi? Abi ilk öncelikle futbolun içinde olan şanssızlıklar yaşadıklarım. Çok zor bir dönemden geçmiştim o dönem. Gerçekten bir türlü toparlayamıyordum. İyileşme sürem 3 haftalık bir serüvendi. 6 ay, 7 ayı buldu ve o senem tamamen boşa geçti. Ama dediğim gibi pes etmek yerine çalışmayı tercih ettim. Hayat kimse bilemez. Belki daha önce de yaşayabilirdik. Belki o dönem Sivas Spor'la kötü gitmiştik. Oynasam belki o süreçte daha sıkıntılı bir duruma da düşebilirdim. Ben her şeyin yeri ve zamanı olduğuna inanıyorum. Benim için de bu hayatımda kötü şeylerin ardından hep döndüğümde her şerrin şeyi vardır derler. Gerçekten çok kötü zamanlardan geçtiğimde hep güçlü döndüm. Bu da onlardan biri. Yani ben onu bir şans olarak görüyorum kendimde. Diğer soru neydi abi? Mevki olarak kendini en iyi nerede hissediyorsun? Ya bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Ama klasik 10 numara tabiriyle değil, daha çok gezen, çalışan, arayan bir 10 numarayım. Tabii ki 10 numarada daha rahat hissediyorum kendimi ama zaten 10 oynarken tüm Türkiye'de olduğu gibi herkes beni 8 numara zannediyor. Forma numaramdan da kaynaklanıyor olabilir. Ya sağ içinde mücadele eden, bıkmadan arayan bir oyuncu stilim var. Dediğim gibi 10 numara olur, 8 numara olur ama özellikle bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Ben teşekkür ederim. Son sorumuzu alalım Ahmet Bey'le. Ahmet Selim Kul tekrardan. Fenerbahçe'de 2 yıldır istediği yerin çok uzağında bitirdi. İlk 5'e giremedi. Tarihte bu ilk kez yaşandı ve tabii ki burada arkadaşlık ortamının eksik olduğunu hep biz dışarıdan tespit ettik basın mensupları olarak. Bu sezon bu anlamda pozitife giden bir atmosfer var. Sen de en başından beri İstanbul etabında da takımdasın ve öğrendiğimiz kadarıyla bu arkadaşlık ortamının merkezindeki isimlerden birisin. Caner, Ozan, Gökhan, sen bu direkt bu ortama girmeyi başardın. Buradaki ana oyunculardan biri olmayı başardın. Bize biraz anlatabilir misin? İçerisi nasıl? Şakalar ne üzerine? Yani biraz bize bunun üzerine detay verebilir misin? Ya dediğim gibi bence ülkemizde futbol daha çok coşku ve o anki duyguyla oynandığından gerçekten çok önemli takım içindeki ortam. Bizde de şu anda bu 10 günlük 15 günlük süreçte gerçekten inanılmaz bir ortam oluştu. Başını Caner abi çekiyor. Çok komik birisi. Ozan, Gökhan abi, hepsi Serdar abi. Gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah dediğim gibi bu aile ortamı saha içine de yansır ki ben yansıyacağını düşünüyorum. Başarı kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Sahada zaten birbirimiz için mücadele ettiğimiz, dışarıdaki gibi yan yana olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Basın toplantımızı bitirirken Mert Hakan yeni formasıyla beraber sizlere poz verecek. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Bank olan
güzel çekmiş ya formayı. Evet abi. Döneyim. Bir dakika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.